Merhaba sevgili arkadaşlarım. Bugün Remzi karşınızda şalgam suyu yapacak arkadaşlar. Şifa. Böyle asitli şeyleri içip de çoluk çocuğu alıştırmayın arkadaşlar. Hem faydalı hem yararlı. Şalgam suyu çok kolay, basit. Bir hafta sonra şalgam suyunu içeceksiniz arkadaşlar. Çoluğa çocuğa faydalı. Vücuda çok faydalı. Şöyle şalgamlarımızı göster kameraya. Şöyle. Siyah şalgam, kara şalgam değil bunlar. Bunlar havuç arkadaşlar. Kara havuç alacaksınız bunu. Bir kilo mu aldın bunu? Evet. Bir kilo kara havuç aldık. Şimdi havuçlarımızı güzel yıkıyoruz arkadaşlar. Açalım havuçlarımızı şöyle güzel yıkıyoruz arkadaşlar. Havuçlarımızı. Gıcır gıcır olsun arkadaşlar havuçlar. Pırıl pırıl bak şeyleri çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bir kere daha yıkarım ben bunları şeyden sonra. Kuyrukları kestikten sonra şöyle koyalım. Havuçlarımızı yıkadık arkadaşlar. Hemen şöyle havuçlarımızı tıkır tıkır şu uçlarını alıyoruz arkadaşlar. Uçlarını alıyoruz. Bunlar böyle bütün mü kalacak? Ayarlayacağız, göstereceğiz. Sürpriz bunlar. Vallahi çok güzel oluyor arkadaşlar. Yapın, evinizde deneyin. Şalgam her şeye faydası var. Şalgam suyunun. Gidin bunu şeyden bakın, internetten bakın. Şalgamın faydaları. Bir sürü yazıyor orada. Öğrenin. Ben bunu devamlı yapıyorum arkadaşlar. Bu çocuğun evine geldim. Baba dedi, sizin evde şalgam içiyoruz. Çok lezzetli dedi. Ben dışarıdan aldığım gibi olmuyor dedi. Ne olsun bana da yap ver dedi şalgam dedi. Tabii dedim oğlum yap vereyim. Şimdi o şalgam işi bittikten sonra çocuk tadacak şalgamı. Ona göre şalgamı onaylayacak bakalım bize. Olmuş mu olmamış mı? Tamam mı? Olur. Ne zaman bitecek bu şimdi? Ne zaman olacak bu şalgam? Bugün ne günlerden ne? Bugün çarşamba. Çarşamba. Haftaya perşembe günü şalgam içebiliriz. Tamam. Allah kısmet ederse. Haftaya perşembe şalgamımızı içeriz arkadaşlar. Peki bunun böyle saklama koşulu falan var mı? Böyle saklarken bir özelliği var mı? Kapalı, açık bir yerde falan. Valla bunu zaten tüketirsin. Bunu en az 10-15 günde tüketirsin. Buzdolabına koy hiçbir şey olmaz. Buzdolabına koy hiçbir şey olmaz. Evet, uçlarını da aldık gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, havuçlarımızı gördüğünüz gibi güzel doğradık. Bunu bir kere daha şimdi yıkayalım arkadaşlar. Uçlarını. Ben bir kere daha yıkayayım kameraman, sen bekle orada. Havuçlarımızı kesiyoruz arkadaşlar. Bunları da yiyebilirsiniz arkadaşlar. Turşu gibi çıtır çıtır bunları da yiyebilirsiniz. Turşu gibi mi olacak onlar da? Evet. Bunları da yiyebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Peki bunun kesme özelliği şimdi uzun uzun mu kesmemiz gerekiyor bunları? İstediğin gibi kesersin bunu. Ufak da kesebilirsin, büyük de kesebilirsin. Tercihe kalmış. Tercihe kalmış. Anladım. Mesela şu ufakları bir kereye bölüyorum ben. Şunları bir kereye bölüyorum. Şu büyükleri üçe bölüyorum. Bunların tadı nasıl acaba? Bir bakayım şunun tadına. Dur vereyim bir parça. Merak ettik arkadaşlar. Ben daha önce yemedim bu havuçtan. Valla işte mis gibi. Normal havuç gibi tadı aynı. Evet aynı. Bunu turşu gibi yiyeceksin işte. Turşu gibi. Sadece rengi kırmızı. Ya turşunun suyu yok mu kardeşim? Turşu suyu içmiyor musun? Evet. Ya, turşu suyu gibi işte aynı bu. Havucu turşu yapıyoruz şimdi biz bunu. Allah Allah. Tabii havucu turşu yapıyoruz. Turşusunu içiyorsun mis gibi. Evet arkadaşlar şalgamlarımızı kestik. Atıyoruz içine şalgamlarımızı. Mor havuç. Mor havuçlarımızı. Bu havuçlarımızı turşu gibi yiyebiliriz arkadaşlar. Doğal şalgam suyu arkadaşlar bu. Artık mayaya gerek yok. Şimdi bizim mecburen buna maya katmamız lazım. Bunu bulgurdan da yapılıyor arkadaşlar. Bulgur da katıyorsun. O bir ay falan duruyor içinde. Bizim orada bekleme sabrı yok bunun. Onun için çabuk yaptık biz bunu. Bu hızlı değil mi? Hemen olacak. Bir haftada olacak. Bir haftada olacak. Perşembe günü içeceğiz Allah'ın izniyle. Maya yerine ne kullanacağız biz? Normal şey mi? Normal şalgam kullanacağız maya. He yoğurt gibi. Ha yoğurdu nasıl mayalıyorsan. Burada mayalıyorsun işte. Vallahi kanalından çok şey öğrendik ya. Bizim kanalda her şey var abi. Bizde arkadaşlar bu şalgam suyu faydalı. Çok faydalı.
Yani bu ilaç, ilaç, ilaç arkadaşlar, ilaç, ilaç. Yani bu bir ilaç. Bunları kütür kütür yersiniz, biliyor musun? Arası verin. Haydi. Arası yer. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şalgamımızı attık. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir kaşık, iki yemek kaşığı kalın tuz atıyoruz. İki yemek kaşığı kalın tuz. Nasıl atacağız? Hop şöyle şöyle atalım. Evet, çırak. Sen mi geldin çırak? Çırak geldi. Çırağımı da göster. Gösterdim çırak. Çırak gelmeye çırak. Bu da benim çırak. Çırak ne yapıyorsun? Bu da benim çırak arkadaşlar. Şalgam yemeğe mi geldin? Evet, iki yemek kaşığı tuzumuzu attık arkadaşlar. Bak bak bak, çırak da merak etti hemen. Gel çırak gel. Çırak da merak etti ne var burada diye. Evet, belki biraz dışarı falan döküldüyse şunu da tak diye koyalım. Bunu koyacağız arkadaşlar. Şimdi 2 su bardağı şalgam koyacağız arkadaşlar. Şöyle 2 su bardağı. Bunu maya olarak kullanıyoruz. Bu bir kere yemezsiniz. Bir dahaki sefer yaptığınız zaman bundan yapabilirsiniz arkadaşlar. Kendi şalgamımızdan mayalayacağız. He. Şimdi şu bir bardağı dökelim elimiz titremeden. Bir. Çırak da çok meraklı izliyor. O da yapacak herhalde. Yapar o da. Didesinin torunu o. Bu da tamam. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz da limon sıkıyorum içine. Bu haftaya, perşembeye kadar bekleyecek arkadaşlar. Bir hafta. Bir hafta. Gel şimdi şuradan şunu da dolduralım. Ağzını da dolduralım şunu. Şunu şöyle çeksek çıkar mı? Hı-hı. Evet arkadaşlar, ağzını da kapattık. Bunu bu şekilde arkadaşlar haftaya, perşembe içebiliriz. Bunu bulgurlu mayalı falan yapılıyor. O 21 gün falan çok sürüyor. Bu biz mayayı normal şalgamda kullandığımız için çabucak olacak. Bir haftada olacak. Bir hafta sonra bakalım. Arkadaşa tattıracağız. Lezzeti beğenirse videomuzu atacağız. Lezzetini beğenmezse videomuzu atmayacağız. Şimdi bunu dinle. Arkadaşlar iki günde bir hava sıralı şöyle kapağını açın. Hava yapar bu. Hava sıralı unutmayın arkadaşlar. İki günde bir havasını alacağız. Haftaya perşembe günü afiyet olsun. Oğlum içebilirsin şalgamını. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Eyvallah. Evet arkadaşlar, şalgamımız yavaş yavaş kızarmaya başladı. Arasını böyle yapıyorsunuz. 4 gün kaldı. 7 günde oluyor. Perşembe gün açacağız. Torunumla beraber içeceğiz. Sabırsız zaten, baksana tutmaya çalışıyor. Bak rengine. Çok güzel olmuş. Bak rengine. Şalgamımızı yerine koyalım. Merhaba arkadaşlarım. Şalgamımızı geçen hafta çarşamba günü yaptık. Bir hafta oldu. Ve şalgamımız oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşımız Can Bey'e şalgamımızı tattıracağız. Siz de bu şalgamı çok basit yaparsınız. Bunu her gün yalnız şöyle ufaktan bir çalkalayacaksın. İki günde bir de havasını alacaksın. Bir haftada şalgam suyunu içeceksin. Rengi çok güzel olmuş yalnız. Evet he? Rengi çok güzel oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Şalgamımızı açıyoruz. Ve şimdi arkadaşımız. Bunu yalnız arkadaşlar süzerseniz, biz süzmüyoruz. Siz süzerseniz bunu süzdükten sonra buzdolabına koyun. İki ayda dursun. Üç ayda dursun. Hiçbir şey olmaz. İçindeki havuçları da yiyebilirsiniz yani. Evet. Evet, şalgamımızı buyurun efendim. Kokusu muhteşem. İç bakalım. Güzel olmuş. Evet. Vallahi çok güzel olmuş ya. Ver bakayım, bir de ben çekeyim. Acı atmamışız. Acı atsaydık daha iyi olur. Ha, acı yapması, olmasını isterseniz turşu biberi atarsınız arkadaşlar. Acı turşu biberi. Şimdi atsak olur mu acaba? Yemin ederim 10 numara olmuş. Acısı eksik ama. Keşke acını yapsın. Deneyi siz de yapın arkadaşlar. Afiyet olsun şimdiden. Çok lezzetli.